Hangileri? Gaziantep'teki pamuk anıtım. Pamuk, evet, pamuk kozası şeklinde. Gaziantep'te sanayinin tam ortasında 30 metrelik bir kavşak var. O kavşağın tam ortasına koydum. Aynı şunun gibi şöyle birbirine geçmeli ve tamamen şeffaf. Pamuk anıtı, o çok güzel oldu. Pamuk anıt olmasına sen mi karar verdin, yoksa Evet. birisi buraya böyle bir şey mi? Yok, yaptığım müşterim pamukçuydu. Ve böyle bir anıt yapmak istediğini, o kavşağı işte devletten kiraladığını söyledi. Onu yaptım, o çok güzel bir eser oldu. O hakikaten çok güzel bir eser oldu. Peki bu kadar yoğun bir iş hayatın var. Özel hayatın nasıl yani? Sabahları kaçta kalkarsın? Günün kaç saati çalışırsın? Haftada hiç Sabahleyin dinlendiğin bir iki günün, bir iki zamanın var. olabiliyor mu? Yani ya cumartesi ya pazar boş mutlaka bırakıyorum. Aileme bırakıyorum. Sabahleyin saat 7-7.30 gibi mutlaka Bakırköy'deki ofisimde olurum. Her gün sabah Her 7.30. gün orada olurum. Çok erken uyanıyorum ben. Yani yaklaşık ezanla falan kalkarım. 7-7.30 gibi ofiste olurum. En geç 11.30-12 gibi oradan çıkarım. İşte şantiye varsa şantiyeleri dolaşırım. Yoksa atölyeye giderim. Haftanın 3 günde karşıdaki mimari ofise gidiyorum. Onlar oradakileri çok vakit ayırmıyorum. Çünkü ben insanların, benle çalışanların çok özgür olup hata yapmalarını isteyen bir işverenim. Yani onlara gidip, çünkü bizdeki mimarlık bürolarında böyledir. Hayır, bunu böyle çizme de şöyle çiz derler. Bizde herkesin kredisi sonsuz. İşe gelme gitme vakti yok. 24 saat ofis açık. Kimi bir adamım var mesela, yıllardır çalıştığım. O çocuk akşamüstü 4'te işe gelir, sabah 4'te gider. Öyle onun tarzı ve en iyi adamım yani. O yüzden bizde öyle bir hani şey yok. Maksat işini doğru yapsın. Onun harici bir iş kuralı bizde hiçbir zaman yok, olmadı da. Yurt dışındaki insanlarla tanıştığında ve onlara bu tür tasarımlar verdiğinde, senin bir Türk olduğunu duyduklarında nasıl tepkiler alıyorsun? Öncelikle zaten onları ben Turkish Interior Designer veya Turkish Designer dendiğinde bir, ya bugüne kadar hiç böyle bir şey duymamıştık, hani Türk'ten de designer mı çıkar gibi ilk tepkileri biraz şaşırtıcı oluyor. Sonra hani herhalde sen yıllardır yurt dışındaydın da senin kökenin Türk gidiyorlar. Yok diyorum, İstanbul'dayım. Yani şaşırıyorlar açıkçası, ama şimdi artık bu, ilk başta şaşırıyorlardı. Şimdi artık oturdu. Orada ya mesela, burada bilindiğinden Sinem, orada daha çok biliniyor. Mesela Los Angeles'ta çok tanınıyorum. Daha çok tanınıyorum. Çünkü Los Angeles İstanbul gibi değil, küçük bir yer. Beş tane gidebileceğin ve insanları görebileceğin yerler var. İki tane otel var. O Bel Air bölgesinden bahsediyorum. Herkes de zaten orada. O yüzden orada mesela buradan daha meşhurum orada. Peki en çok merak ettiğim konulardan biri de şu benim. Türkiye'mizdeki tasarımcıların gördüğü değerle dünyadaki insanların, yani yurt dışında tasarımcıyım ben dediğinde, yani ikisinin arasındaki fark nasıl? Okullara sürekli ben şeye gidiyorum. Konuşmalar yapıyoruz. Hangi okullarda konuşmalar yapıyorsun? İşte Bilgi, Yeditepe, en son Doğuş'ta yaptım daha geçen hafta. Hepsinde aklına ne geliyorsa, önümüzdeki şey Boğaziçi'nde yapacağım. İTÜ. Şimdi bak, bir doktoru ameliyat yaparken profesör olan hocası, hayır bunu buradan kesme, şuradan kes der mi? Demez. Kadavra üstünde der, eğitilirken der. Ama yaparken, operasyonu yaparken demez. Şimdi biz de tasarımcı olan çocukları, şimdi büyük firmalar var, tamam mı? Beyaz eşya firmaları, haydi tasarımcı alıp çamaşır makinesi tasarla diyor. Şimdiye kadar bizde çamaşır makinesi, sene 2014, en dizayn olanı renkli sadece. Anladın mı? Kırmızı, sarı gibi şeyler var. Yani tasarım bu demek değil. Çünkü 5 tane tasarımcıyı alıyorlar, bir tane de bunun başına adam koyuyorlar. O 5 tane çocuğu 3 kuruşa çalıştırıp, öteki müdürü de biraz daha fazla alıp, onun üstünde bunu böyle yapma. Tasarımcı bu değil. Tasarımcı %100 serbest olmalı. Tasarımcıyı bırakacaksın. Şimdi ben kameramana veya fotoğrafçıya diyebilir miyim? Hayır, şu dakikada basma, şu açıyla yap diyebilir misin bunu? Diyemezsin, bilmediğin bir şey, ama bizde böyle değil. Maalesef ben geleceğe çok umutla bakan bir insanım. Bilhassa gençlere çok umutla bakıyorum. Ancak ve ancak şu andaki bizim tasarım, Türk tasarımı nerededir desen, sana da hiçbir şey söyleyemem bu konuda.
Çünkü hala bir insan sömürgeciliği. 3 kuruşa sen al, sabaha kadar bunu çiz. Bu böyle olmaz tasarımcılık. Yani adamı %100 serbest bırakman gerekiyor. En büyük hayalin ne? En büyük hayalim uzaya gitmek. Yani dünyaya uzaydan bakmak. Yani, böyle bir imkan vardı ama geçen gün. Böyle bir imkan gün... var ama işte gidiyorsun 3 saat sonra geri geliyorsun. Şu anda bu çok turistik bir şey değil. Yani var.